Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın İlçe Emniyet Müdürüm, Sayın İlçe Garnizon Komutanım, Sayın Sürmeli Devlet Hastanesi Başhekimim, Sayın Daire Amirlerim, Sayın Siyasi Partilerimizin değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, Adnan Kahveci Eğitim Kurumları olarak beş köyümüzün kıymetli değerlerinin maddi manevi desteğiyle yaptırmış olduğumuz yeni kütüphanemizin açılış törenine hoş geldiniz. Kitapların olmadığı bir dünya düşünülemez. Eğitimin, bilimin, sanatın temeli kitaba dayanır. İnsanlar için bu kadar değerli olan kitaplar kütüphanelerde korunur ve araştırmacıların, öğrencilerin, tüm halkın hizmetine sunulur. Kuşkusuz çoğu kişinin kendi evinde kitaplığı vardır. Ama bu kitaplardan sadece kendisi ve yakınları istifade eder. Oysa kütüphaneler çok daha geniş kitlelerin yararlanma imkanının olduğu bölümler, alanlardır. Bizler de bakanlığımızın Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında kütüphanemizi hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin kendilerini daha rahat hissedeceği bir ortam haline getirmeye çalıştık. İnşallah faydalı olmasını diliyoruz. Şimdi sizleri İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Günümüzde en değerli şey artık bilgi. İnsanlar yatırımlarını bilgiye yatırıyorlar. Biz de bu amaçla çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitiminde kadına kütüphane çalışmasına girdik. Özellikle Okul Aile Birliği Başkanı, Türkçe öğretmenim ve müdür yardımcımın büyük gayretleri var kütüphanenin yapılmasında. Biz de destek sağladık ama esas yükü onlar çektiler. İnanın gece 11-12'ye kadar burada kalıp Milli Eğitim Müdür Yardımcımla Türkçe öğretmenim çalıştı. İstiliklerin çoğunu onlar yapmışlar. Yapılan şudur, polikarbon ve üçte duvar kağıdıyla dört tarafı kütüphane binamızın döndürüldü. İçindeki kareografi Türk büyükleri, Türk büyükleri, Türk masal kahramanları ve Çanakkale vurgusu işlerdi.
yine kitap, ağaç, kitap hayattır felsefesi düşüncesiyle üzerine bir ağaç resmiyle bak göreceğiz şimdi. Parça laminantını sağ olsun bir hayırseverimize yaptırdı. İçerisine girdiğiniz zaman S masası göreceksiniz. Onun teşkilatı tamamen Arsin'de CNC tezgahında yapıldı. Yine duvarlarda iki tane orijinal kütüphane şeklinde tasarım var. Onlar internetten yapıldı. İki tane armut koltuk kondu. İnsanlar kullansınlar diye. Yani daha çok öğretmenler kullanmasın diye. Yine Türkiye genelinde bir kitap kampanyası yapıldı. Sağ olsun Beşköy'ün zenginleri, adamlarımızı bu hususta çok yalnız bırakmıyor. Kitap kampanyamız da bir yandan devam ediyor. Yine küçük sınıflar için kullanılma amaçlı döner bir masa planlandı. Tamamen çocukların okuma zevkini kullanabileceği bir yer oldu. Şimdi biz atalarımızdan gördüğümüz gibi atalarımız ney sesi, su sesi ve müzik sesiyle kitap okutuyorlarmış. Biz de idare olarak oraya bir bilgisayar koyacağız ve çocuklarımız tamamen doğal bir ortamda kitap okuyacaklar. Sadece çocuklarımıza değil, bütün velilerimize amacımız bu kütüphaneyi kullandırmak. Bu amaçla arkadaşlarımız bunun videosunu da yaptılar, YouTube'a koydular. Benim teşekkür etmem gereken kişiler var. Rahmi Aksoy, Mustafa Aydın, Cavit Likoğlu, Selahattin Akçin, Fuat Susuz, Yılmaz Aydın, Mehmet Yusuf Tağkuş kardeşler, Emanullah Tüfekçi Hocam, Fatih Çakır, Mustafa Kaldırım, Mustafa Güneş, Yasin Sayer, Tahsin Doğan, Mehbi Kahveci, Musa Yurtbay, Kaymakamımız Muhammed Selam Yazıcı, Süleyman Genç ve Ahmet Karaman bu desteği esirgemeden bize verdiler. Beşköy olarak Milli Eğitim Müdürümüzden, Kaymakamımızdan ve Belediye Başkanımızdan ve buranın iş adamlarından her türlü desteği alıyoruz. Allah razı olsun hepsinden. İyi çalışıyorlar. Ben ve arkadaşlarım en iyi şekilde okulu yukarı kaldırmaya uğraşıyoruz. Buradaki seviyeyi ve mantaliteyi değiştirmeye uğraşıyoruz. Sağ olsunlar Çöpübaşı'nın, işte emniyet amiri de burada, garnizon komutanı da burada. Çok iyi bir dayanışma var. İnşallah çok iyi olacak. Ben ekibim adına hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Dursun Yazıcı'yı duygularını belirtmek üzere buraya davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, İnternet. Protokolün değerli üyeleri, değerli meslektaşlarım, veliler, sevgili öğrenciler. Bu okulda 48 ay görev yaptıktan sonra bu kürsüye çıkmak hakikaten insanı duygulandırıyor. Sürcü lisan edecek isek affola diye söylüyorum. Bugün burada basında da evveliyatından beri duymuş olduğunuz uçurumun kenarında eğitim veren okulumuzun olumsuzlukları olumluya, dezavantajları avantaja çeviren zenginleştirilmiş kütüphanemizin açılışında bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kitapların olmadığı bir dünya düşünülemez. Eğitimin, bilimin, sanatın temelleri kitaba dayanır. Bu kütüphaneyi açmakla hayat boyu öğrenme projemize destek sunuyor, kitaba ve okula bağlılığı artırmış bulunuyoruz. Günümüzde uygarlık ne kadar gelişirse gelişsin, ne kadar internet ağı da gelişirse gelişsin, bunların hiçbirini kitabın tuttuğu yer bunlar hiçbirisi tutamaz.
İlçemizin insanı bildiğiniz gibi okumaya hakikaten çok değer vermiş insanlarla doludur. İnsanımız okuyarak Adnan Kahveciler, Recep Yazıcıoğulları, Alaaddin Kurtlar, Sefer Efendiler, Hasan Efendiler, Ahmet Yıldızlar ve daha nice isimlerini sayamadığım birçok değeri ülkemize katmıştır. Bu özel kütüphaneyi yöremize kazandıran hayırsever vatandaşlara huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilir. Okul idaresinde de çalışmalarında başarılar diliyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi de Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aydınları İnşaat sahibi Mustafa Aydın Bey'e plaketini takdim edeceğiz. Kendisini buraya davet ediyorum. Plaketlerini vermek üzere İlçe Kaymakamımız Sayın Hasan Sade Büyük Bey'i buraya davet ediyorum. Çek. Nilgün. Çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve değerli veliler, kıymetli öğrenciler. Çok uzatmadan bir hususu belirtmek istedim. Öncelikle burada karşılaştığımız tablo tamamıyla bir özverinin eseri. Yani bu yukarıdan gelen değil, tamamen aşağıdan kendi emekleri, istekleri ve gayretleriyle oluşan bir tablonun sonucu. Bu bir bakıma bizim için de çok güzel bir örnek. İnşallah bundan sonra bu tür organizasyonların gayretlerin devamını istiyoruz, diliyoruz. Bunlara destek verenleri her zaman arkasında olduğumuzu söylüyoruz. Kendilerine buradan maddi manevi destek veren ve şu an gelen gelmeyen ve aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak çok ciddi bir özveri sundu. Bunun yanında Ali Bey sağ olsun uğraştı, bayağı bir bu işin alan çalışmasını yaptı. Huzurunuza teşekkür ediyorum. Hepsine takdirlerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonra esas eğitimin yüceltecek şey bunlardır. Yani yukarıdan gelen şeylerden ziyade alttan gelen halkımızın, öğretmenlerimizin, öğrencilerinin işbirliğiyle yapılan çalışmalardır. İnanıyorum çok güzel, verimli sonuçlar alacağız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Şimdi de Manahoz Yapı AŞ adına Mehmet Özkay Bey'i plaket için buraya davet ediyorum. Plaketlerini vermek üzere Köprübaşı Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Tekke Bey'i buraya davet ediyorum. Başkanımız Sayın Ali Su İçmez Bey'i duygularını belirtmek üzere buraya davet ediyorum. Aman kapatmayın. Sayın Kaymakamım, değerli hazirum. Duygularım çok yoğun, nasıl ifade edeceğim bilemiyorum. Ben buraya günün kahramanlarına birer plaket vereceğiz. Günün kahramanları Okul Müdür Yardımcım Sayın Mehmet Özkır'ı alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Ayrıca ilk bu kütüphane projesini bana sunan ve gerçekleştirdiğimiz kütüphaneyi Ferdi Öztürk hocam alkışlarına ben sahneye davet ediyorum. Buyurun. Ben kısa konuşma yapacağım. Geleceğin Başbakanları projesi adı altında bir gezi yapıyorduk Türkiye turunda.
Geçen yıl 12 günlük bir projeydi. 12 gün boyunca 52 öğrenciyle birlikte buradan Samsun, Samsun'dan Ankara, Ankara'dan Bursa, Bursa'dan İstanbul 3 otobüs kullandık. İstanbul'a kadar buradan aldığımız otobüsle birlikte. Akabinde Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Süver'den bir otobüs aldık. İstanbul tamamını 52 öğrenciyle birlikte gezdik. Daha sonra Çanakkale gezisine yine Beylikdüzü Belediye Başkanı'nı ziyaret ederek Çanakkale gezisini yaptık. 12 gün gezi yaptık Türkiye'nin her bölgesine. Bu 4. gezimiz oldu. Ferdi Özgürk Hocam ve Mehmet Özgür Hocam her projede inanın bize destek sağlamışlar, geziye gelmişler. Ayrıca kütüphanenin yapımında tamamen müdürüm ve Ferdi öğretmenimin çalışmalarıyla birlikte oldu. Yine Atatürk Havalimanı'ndan 250 tane uçak kovuğu aldık. Şu anda sinema salonu herhalde bir hafta sonra bitiyor değil mi Sayın Müdürüm? Öyle mi? Uçak kovuklarıyla birlikte inşallah orayı da ziyaret edeceğiz. Uçak kovuklarıyla birlikte bir sinema salonu yaptık aşağıda. Onu da ziyaret etmenizi istiyorum. Şimdi Ferdi Özgür Hocam'ın plaketini vermek üzere AK Parti Sürmene İlçe Başkanımız Sayın Aydın Bayraktar'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Nilgün. Başkanıma teşekkür ediyorum. Şimdi ise okul müdür yardımcım Sayın Mehmet Özgür'ün plaketini vermek üzere Sürmene Tevhid Asansı Başhekimimiz Hakan Usta'yı davet ediyorum hocam. Çok güzel çalışmaları var. Huzurlarında, çalışmalarında dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Mikrofonu öğretmenim Ferdi Özgür'e bırakıyorum. Buyur hocam. Şimdi isterseniz açılış için yukarıya davet edeyim sizleri. Sonra da ikramımız olacak. Kamerayı kapatabiliriz.